İşte kundaklama gibi diyor polis. Ya ne olacaktı? Tutanak tutmuşlar. Mahkemeye veririz. Boş ver sen Hakan. 5 yıl sürer. Para pul olur. Enişte, aman diyeyim sinirlenme, tamam mı? Polis var her yerde. Gördüğünüz gibi haberi alır almaz sizi arar. Ne desem, ne yapsam nafile. Ama emniyetten arkadaşlara gereken yardımı soruşturmayı yapıyoruz. Beyefendi, Semih Bey mal sahibi. Bana anlattıklarınızı bir kere de ona anlatır mısınız? İlçe emniyetten komiser Seyfe. Kundaklama olduğuna inanıyoruz. Bu ay içerisinde gerçekleşen 4. vaka olması hasebiyle komünist tezgahı gibi geliyor bize. Sağ ol. Bu kere size denk geldi. Ama sanmayın ki mesele sizin meseleniz. Nöbet tutan arkadaşlar tek tek tarafımızdan sorguya çağrılıyor. Bakanlıktan müfettişleri de davet ettim. Ya bu da bizim namusumuz. Nasıl olur da bize emanet edilen mal yakılır anlamak mümkün değil. Yakanlar, azmettirenler, dahli olanlar, göz yumanlar, bu işe ucundan kıyısından kim sebep olmuşsa, bana kim zarar vermeye çalışıyorsa burnundan fitil fitil gelecek. Mahkemesi, tazminatı, cezası çok büyük olacak. Bunu çok iyi biliyorum. Her bakımdan yardıma hazırız. Bu haklı davanızda ben şahsım ve temsil ettiğim kurum vatandaş haklı. Doğru. Öfkesinde tepkisinde. İşte. Ya bak söylemeyeyim diyorum ama bu yılanın işi olmasın bu. Ha? Sen yapmaz der misin? Ben demem. Efendim. Beklerseniz birkaç dakika içinde arayacağım sizi. Mine, senden bir şey rica edeceğim. Tabii. Bir iş görüşmesi yapmam icap ediyor da hem resmi hem de müşteri gizli kalmasını istiyor. Rica etsem bana biraz müsaade eder misin? Ah, tabii tabii. Benim de banyoda işim vardı zaten. İlaçlar Ağustos sonunda teslim edilecek. Evet. 30 Ağustos. Ne? Ne diyorsun? Hepsi mi yanmış? Cayır cayır. Vah 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 vah. E bari çekseymiş filmde kullanırdı, ziyan olmazdı. Şimdi büyük para, yangın. Ya, tamam, tamam. Tabii, tabii, tabii. Mala gelsin, cana gelmesin. Hadi, tamam. Yusuf. Senin patronun gümrükte, montaj masası, kamerası ne var ne yok hepsi yanmış. Kimin? Semih'in ya. Yangın kötü şey. Yazık. Geçmiş olsun. Tabii tabii. Düşmanıma vermesin. Bakın ben şimdi sizi asıl buraya niye çağırdım? Bir teklifim olacak. Turgut yeni bir senaryo yazacak. O filmi diyorum Yusuf çeksin. Olur. Asıl filmimiz Birkaç Hayat içinse, şimdi bu film mühim. Kabul edelim. Yusuf'un yönetmenlik tecrübesi yok. Yani zanaati eksik. Müşküle düşse ne olacak, değil mi? Birkaç Hayat kim çekecek Reha Bey? Anlamadım. Buluruz, birini buluruz. Yusuf daha düşük bütçeli filmlerde başlasın, pişsin. Rejisör olmak istiyor. Ben teşvik ediyorum, etmiyor değilim. Reha Bey, biz buraya gelirken bunları konuştuk. Benim şartım belliydi. Yusuf çekecek dedik. Ya kararımızı değiştireceksek neden konuştuk bunları Reha Bey?
karşılıklı anlaştık diye biliyorum. Öyle değil mi? Teklif. Dedim Tülin'cim. Daha iyi olsun diye. Böyle olacak. Demedim ki. Yusuf, ne zaman başlarsın filme? Hazırlanıyoruz Rey abi. Tamam. Merhaba. Semih Bey, buyurun bu taraftan. Semih Bey, daha dün hayırlı olsun diye konuştuk. Bakar mısınız? Buyurun. Sizin nasıl haberiniz oldu? Gümrükten aradılar. Tam inşaata başlayacakken olacak iş değil doğrusu. Çocuklarla da konuştum. Sigortası vardır Semih Bey, ilaç olur. Sigortası mallar gemiden indirildiğinde bitiyormuş maalesef. Ne diyorsun? Peki, teşekkür ederim. Kabahatli olan gümrükmüş. Dava açar, tazminat alırsınız. Alırız, alırız da kaç yıl sürer? Ben de bu konuyu konuşmak istiyordum sizinle Ekrem Bey. Yandı bitti kül oldu da iş bir yandan devam edecek. Nasıl olacak? Nasıl yapmak lazım? Aslında siz söylemeseniz ben meseleyi açmazdım. Ama sabah haberi alınca Londra'yı aradık. Ne için? Yanan malzemeleri yenisini almak için. Biliyorum aspara değil ama şöyle düşündüm. Yanlış anlamazsanız ben alırım. Borcunuz olur. Aramızda bir senet imzalarız. Geçer gider. Yeniden alalım diyorsunuz değil mi? Evet. İş yürüsün dediniz. İş yürüsün. Peki bu sizin için yük olmayacak mı? Ortak değil miyiz? Benim başıma gelse siz yapmaz mıydınız? Tabii ki. Teşekkür ederim. Ben yazıhaneye gelirim. Bu vesileyle imzalar atarız. Hem de şu Ay'a seyahat gecesini konuşuruz, olur mu? Olur. Paralar yandı yani. Senin bir şeyinin yandığı yok. Benim mallarım yandı. İş nasılsa nerede kaldıysa oradan devam edecek. Stüdyo yine kurulacak. Malların sigortası var. Bir şey olduğu yok yani. Mallar gitti, yangın çıktı. Bahanelerle yol olmasın Semih. Yarın yine ağlayarak karşıma gelme. Ben o paraya bakıyorum. Gerisi senin işin. Ya tamam. Sen bana şunu söyle. Bu malları İzzet yaktırmış olabilir mi? Hesaplaşmak için. Yapamaz diyorum sana. Yahu nasıl yandı o zaman bu mallar? Hiç mi şüphelenmiyorsun? O paralar senin değil Semih. Bunu sakın aklından çıkarma. Konuştuğumuz gibi. Bu işi para için yapmadım Ekrem Bey. Bir kuruşu bile cebime girmeyecek. Aldığım gibi bu işi yapanlara vereceğim. İyi günüm, kötü günüm oldu. Unutmak istediğim çok oldu. Geçti diyordum. O yangın bu kadar hoşuma gideceğini sanmıyordum. Yanılmışım. Hayrola ne? Nedir bu telaşın? Biz seninle bir anlaşma yaptık Naki. Doğrudur. Ben sana darbecileri ortaya çıkaracak haberler taşıyacaktım. Karşılığında sen de benim borçlarımı silip beni serbest bırakacaktın. Laf nereye gelecek acaba? Sana darbenin yapılacağı tarihi söylesem nasıl olur? Güzel olur. Ben artık yokum Naki. Ne Niyazi ne de diğerleri. İstemediğim şeyler yapıyorum, canımı tehlikeye atıyorum. Sana o tarihi veririm, sonra da çeker giderim. Ben artık mutlu bir hayat istiyorum, huzurlu bir hayat istiyorum. Başka? Buradan çıkıp gideceğim ve sonuçlarına da katlanacağım. Olacaklardan korkmuyorum. Gel benimle. Sana bir şey göstereceğim. Bak bakalım kim varmış burada.
Tanıdın değil mi? Hem cinayet işle hem de elini kolunu sallaya sallaya gez. Hiç olur mu Mine? Her işin bir fiyatı oluyor. Fiyat demeyelim. Sen gün görmüş kadınsın. İsmin var. Bedel diyelim ha Mine? Çok şükür ki ben temiz kalpli biriyim. İşe devam etmene itiraz etmiyorum. Şimdi söyle bakalım bana. Bu hainler ne zaman halt edecekmiş? 30 Ağustos. Sana iki şey söyleyeceğim Mine. Bunların para kaynağını bana bulacaksın. O vakit kesersek benzine kim bunlar tek tek çıkaracağım. Hep beraber millet için çökeriz üstlerine. Sen duyuyor musun beni? Duyuyorum. İyi. Bundan gayrı yürüdüğün yola dikkat et. Ters taraftan çık mesela. Arka kapıdan çık. Yön değiştir. Artık kenarında değilsin. Ortasındasın. Ölürsen şehit de olmayacaksın. Niyazi. Zeki? Ne oldu? Bu anne. Abi bir araba kazası geçirdim de. Ne oldu Zeki? Abi boş ver. Buradan gidiyorum zaten. Nereye gidiyorsun? Londra. Kim yaptı? Bırak şimdi Londra'yı. Ekrem Bey. Niye? Gazel'in Semih'le olan münasebetini öğrendi. Nasıl ya? Döve döve söyletti bana. Güzel evin hikayesi de böylece bitmiş oldu. Gazel nerede bilmiyorum. Bana da para verdi, Londra'ya yolluyor. Ses çıkarmayayım diye. Gazel kayıp yani. Ekrem Bey'in gözü görmez. Kan alır. Siker atar herkesi. Gece için sahneye bir afiş yaptırayım dedim. Böyle bir film var. Eski. Korku filmi gibi. Ben de öyle söyledim. Güler yüzde olsun dedim. Böylesi dikkat çekiyormuş. Konuşuruz. Senin işini hallederim mi? Nisan, ne içersiniz? Kahve. İki sade. Önce bir okuyun lütfen. Ya 16 Temmuz. Evet, tamam, düzelteceğiz onları. Tamam. Hakan ayrıla. Turgut abi, yuvaya geri döndüm. Seyirci mutlu son istiyormuş. Hop uçtum yuvaya. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Abi ben gelmişim, sen gitmişsin. Yapma gözünü seveyim ya. Dangoz Hakan'la manyak Semih'i bir başına koyma. Hakan bir dakika olur. Abi. Bak ne diyeceğim sana. Eniştemin acısı var, tatlısı var, eksisi var, macerası bol adam ama senin aklın başında. Bize senin gibi sakin adam lazım. Oğlum Semih'le konuşmam lazım. Ya tamam, yukarıda ortağı var yanında. Tanyo. Ben de davetlilerle ilgili bir çalışma yapayım Semih Bey. Sonuçta şirketin sadece piyasaya değil, devlete de takdimi söz konusu. Ayağınıza sağlık Ekrem Bey. İyi günler. Herif ilk kez yüzüme baktı ha. Çık yukarı. Ne oldu Turgut? Bu giden herif var ya, Gazel'le seni biliyor. Neyin? He? Sen bu herifle iş yapıyor musun? Yapıyorsun. Ne diyorsun lan? Bu adam seni oymuyorsa ben de insan değilim. Az siktir. Az siktir. Semih, sen yarım akıllısın. Kerisin. Şuursuzsun. Abi tamam, adam karaya oturdu. Nereden tutsam dökülüyorsun. Abi tamam. Gevşeksin oğlum sen. Hem milletin karısına uçkur çözüyorsun, hem devlete çalışıyorsun.
Ulan daha demin senedimizi aldım herifle. Malları da bu yaktırdı kesin. Siktir. Valla mı? Gazel. Gazel'e ne olmuş? Kayıpmış. Malsın oğlum sen. Yok tamam tamam değilsin enişte değilsin. Öyleyim. Yahu değilsin enişte. Öyleyim öyleyim malım lan ben. Ulan bu herif beni batıracak. Günaydın. Sizi buraya bir aciliyet olmasa davet etmezdim. Meseleyi anlatınca hassasiyetini hemen anlayacaksınız. Gizli bir toplantıdayız. Şu dakikadan sonra burada konuşulanlar dışarıya sızacak olursa hepimiz suçlu ve sorumlu olacağız. 30 Ağustos'ta rejimi ve hükümeti hedef alan bir darbe hazırlığını öğrenmiş bulunuyoruz. Takip ve tetkiklerimiz devam ediyor. Niyazi Demirhan 1963 yılında binbaşı olarak ordudan atıldı. Darbe teşebbüsü içinde mühim bir rolü olduğunu biliyoruz. Hükümet ve ordu içinde destekçileri olduğunu da tahmin ediyoruz. Buna göre çalışıyoruz. Amirim, sizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu türden kadrolaşmaları askeri eylemin evvelinde tespit edebilmek kolay değildir. Niyazi Binbaşı silah ticaretiyle uğraşıyor. Dönem arkadaşlarına ve görev yaptığı yerdeki as ve üst askeri kadroları listeliyoruz. Hoş geldiniz Mine Hanım. Semih Bey yerinde mi? Ben varım abla gel. Hah. Abla. Ne oldu rengin solgun senin? Yok bir şey iyiyim. Nasıl iyisin? Sanki ben anlamayacağım. Ne oldu? İyi, makyajlandır o Hakan'cığım. İyiyim dedim. Semih nerede? Çıktı gitti ateş gibi. Nereye? Abla ben varım. Söyle bana ne oldu? Söyleyebileceğim bir şey değil demek ki. Semih'e anlatacaklarım var. Abla. Hı? Saffet mi çıktı yine ortaya? Ne Saffet'i Hakan? Nereden çıkarıyorsun Saffet Maffet? Abla. Ben bunca zamanda neyi öğrendim biliyor musun? İnsanın kaçıp gideceği bir yeri olmalı. Ne gibi? Ya böyle başı sıkıştığında, dertlendiğinde, ne yapacağını bilemediğinde... ...gidip hiçbir şey olmamış gibi laklak edeceği, aylaklık yapacağı bir yerden bahsediyorum. Ablanın omzu gibi, eniştenin yazhanesi gibi, arkadaşının masası gibi, sevdiğin kadının koynu gibi. Hı, başladın mı çapkınlıklara? Geç bile kaldım. Abla ben ne anlatıyorum sana? Tutup makaraya alıyorsun şu güzel kardeşini. Yerim ben o kardeşimi. Sezen'le boşanıyoruz. İyi yapmışsın. Münafık habis. Kendi yediği haltlar yetmiyormuş gibi. Bir de gitmiş Tülin'e Gazel'i anlatmış. Kim dedi? Adviye Erhan'a. Erhan Vehbi'ye. Aman bilmiyor musun? Yeşilçam işte. Abla ben ağlayınca sen bana nasıl sarılıyordun çocukken? Sen hiç ağlamazdın Hakan. Kimse yok mu? Artık gidiyoruz Semih Bey. Nereye? Patron kovdu bizi. İş arayacağız. Ev ne olacak?
Satılacakmış. Ha. Motorla geçiyorsanız benimle gelin. Olur. Ekrem mi kovdu sizi? Evet. Gazel Hanım olmayınca. Nerede Gazel? Hastaneye yatırmış. Ama bana sorarsa nasıl deli o Ekrem? Hangi hastane biliyor musun? Aralarında geçmişten kalan bir çekim var. Senin oynadığın Zeynep karakteri insanlara karşı bir hayal kırıklığı içerisinde. Kimseye güvenmiyor. Bir kere daha mutsuz olmaktan çok korkuyor. Hazır mısın? Başlayalım mı? Hazırım. Başlayalım. Beni yanlış anladınız. Aksine gayet doğru anladım. Ne bakıyorsunuz? Beni hatırlamadınız değil mi? Hatırlamam mı icap ediyor? Tabii ki. Ben de boş yere heyecanlandım. O kadar sene sonra nereden hatırlayacaksınız? Siz Ayşe teyzenin oğlu. Ta kendisi. Yusuf. Ay. Mehmet olacaktı. Bayağı geç olmuş. Ama iyi çalıştık. Ben bunu hızla çekerim. Dilerim iyi olur. Yavaşlatmam. Yok, ondan değil. Çekemeyeceğim, yetiştiremeyeceğim diye düşünüyorlar, biliyorum. O yüzden biraz tedirginim. Hatta korkuyorum galiba. Birlikte başaracağız. Sanma ki senden farklıyım. Yeniden başlıyor gibiyim ben de. Belki de o treni kaçırdım. Unutuldum. Mümkün değil. Ben artık gideyim. Geçerken taksiyle bırakayım istersen. Zahmet olmasın sana. Ne zahmeti? Ha Yusuf, anneme bir tatlı alayım. Geç kaldım, gönlünü almam lazım. Sonra taksiye bakarız, olur mu? Tabii. Merhaba. Merhaba. Böyle ısrar ediyormuş gibi olacak ama birer kahve içelim mi? Kırma beni. Peki. Bize yarım kilo tulumba. Tabii efendim. Tülin. Hakan. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Yusuf. Rejisör arkadaşım. Memnun oldum. Ben de. Filme başlıyorsun ha? Vay be, çok iyi yapıyorsun. Teşekkürler. Sen ne yapıyorsun? Büyük Ateş'e geri döndüm. Eskisi gibi. Öyle mi? Şaşırdım. Bana çok iyi geldi. Ben sizi bölmeyeyim. Oturacaksınız herhalde. Yok, anneme tatlı alacağım. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bir ablan eksik kalmış. Bana mı dedin? Yusuf, kahveyi başka zaman içsek. Uykum kaçar diye korktum. Olur. Anlaşıldı. Teşekkür ederiz Ekrem Bey. Yemi yuttular yani. Yuttular paşam. 30 Ağustos'u hazırlanacaklar. Hiç şüpheniz olmasın paşam. Yine Cansu'yu darbeden önce bizzat öldüreceğim. Sakın Niyazi. Asla daha önce yapmayacaksın. Bu kadınla olan münasebetin aynı kalacak oğlum. Hiç renk vermeyeceksin. Bu kadına ne daha fazla yakın ne de daha fazla uzak kalacaksın ki anlamazsın. Onun ne yaptığını bildiğimizi bilmemesi lazım. Emredersiniz paşam. Aya seyahat planımızdan şaşmamamız gerek. Şaşmayacağız paşam. Tamamdır. Koş koş, anne geldi, anne geldi. Gel gel gel, açalım kapıyı. Berkin! Olur mu oğlum, babaanne çok ayıp. Desin. De oğlum de. Çocuk neneliği yakıştıramıyor Belkıs'a.
Buyurun lütfen, buyurun. Aç bakalım. Hop. Oo, kanatlarında da Belkıs yazıyor. Çıkar bakayım yavrum. Beğendin mi? Şur bakalım. Hop. Senden bir ricam olacak Azbiye Hanım. Tabii, ne demek? Buyurun Belkıs Hanım. Bu gelinim için küçük bir hediye. Kendim vermek istiyordum. Madem yok, geri götürmeyeyim. Benim için bunu muhafaza etmeni istiyorum. Tabii, ne demek? Ederim, muhafaza ederim. Etmesine de. Belkıs Hanım, gelinliği mi kaldı? Boşanıyorlar. Tülin beni hiç dinlemiyor. Fakat sizi çok sever. Bir konuşsanız, yol yakınken caydırıversek şu kızı. Ben karışmam Adviye Hanım. Kendi hayatları, çekecekler ceremesini, yaşayacaklar. Hoşça kal Adviye. Buyurun, yolcu edeyim ben sizi. Gökler hakimi. Belkıs artık gidiyor. Bir öpücük verir misin? İkimiz baş başa halledelim istedim. Sonra araya babam falan giriyor. Haberin yok. Neyse, mühim değil. Bitsin bu iş Sezen. Boşanalım. Boşanalım. Bana yaptığın şeyi de unutacak ya da affedecek falan değilim. Aff dilemiyorum. Niye? Yaptığının bir kabahat olduğunu bilmiyor musun? Bal gibi biliyorsun. Yoksa söyler miydin Tülin'le Semih'in ilişkisini? Gerçekten harika bir netice. Benim evliliğim bitti. Başkasınınki de bitsin. Ama haberin olsun. Aldattığını bana Semih söylemedi. Ben kendim öğrendim. Sezen, mutluyum biliyor musun? Keyfim yerinde. O evden çıkmak iyi geldi bana. Bir cendereden kurtulmuş gibi hissediyorum kendimi. Eski hayatım da gayet güzelmiş. Mutluymuşum ben, onu fark ettim. İyi. Ne güzel. İnsan ne görürse o oluyor biliyor musun? Öyle bir elinde kitap, diğerinde cigara olması seni farklı biri yapmıyor. Annenle babanın bencilliği bu kadar içine işlemişken öyle fazla uzağa gidemiyorsun. Ne çok şey biliyorsun hakkımda. Benimle neden evlendiğini de biliyorum. Sevginden, aşkından falan değil. Zaten evlenmek için sevgi yeterli bir sebep değil senin için. Sırf Şebnem Hanım, Reha Bey delirsin, çıldırsın diye evlendin benimle. Ne oldu sonra? Baktın Hakan düşündüğün kadar serseri biri değil. Sıkıldın herhalde. Sıkıldım, evet. Çok sıkıcıydım çünkü. Asıl sıkıcı olan sensin Sezen. Sıkıcısın. Bu demin söylediklerim var ya, hepsi pıy. Annesiyle babasıyla durmadan didişen ama onlardan zerre farkı olmayan sıkıcı bir genç kız klişesin sen. Başka bir şey değil. Thank you.
otel odası içimi sıkıyor. Yine de en çok eve benzeyen yer burası. Sen ne yapıyorsun bu saatte? Gidecek bir yerim yok. Gelir burada yatarım dedim ama... Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Yatacağız. Git yastık al kendine içeriden. Tülin'i gördüm. Keyfi yerindeydi. İyi güzel. İşe başlamış herhalde. İş iyi gelmiş, yüzü gülüyordu. Yanında da şu çocuk vardı, Yusuf mu ne? Hakan her yerimi arıyor zaten. Enişte, bir şey soracağım. Hı? Şu mevzu, diğer kadın yani. Ne oldu? Her şeyi ben bok ettim Hakan. Eğer sorduğun oysa. Bütün kabahat bende. Tülin'in hiçbir günahı yoktu. Onu kırdım, üzdüm. Şimdi de böyle yazıhane kanepelerinde sürünüyorum işte. Yahu tamam üzme kendini. Ben öyle gördüm diye soruyorum işte. Sonra da Sezen'i gördüm zaten. O da iyi miymiş bari? İyi. Enişte. Hı? Bu filmler yüzünden mi başımıza geliyor bizim bütün bunlar? Yani onlardan mı etkileniyoruz? Yoksa filmler sahiden olanı biteni mi anlatıyor? Hiç düşündün mü? Ne diyorsun Hakan ya? Sezen'le beni diyorum. Film gibiydi ya o başında. Tam zengin kız fakir olan hikayesi. Sonra sıçtık işte. Zenginlik fakirlik filmlerden önce de yok muydu Hakan? Vardı. E o zaman filmlerin günahı ne? Ha. Kabahat benim gibi kerizlerde yani. Peki enişte soruyorum o zaman sana. Bu filmler neden kızla oğlan kavuştuğu anda bitiyor da... Asıl meselesi olan evliliği anlatmıyor. Oğlum sen filmci değil misin? Evet. Filmler niye var? Seyredilmek için. Kim ne yapsın evliliğin dertlerini? Şu ışıkları kapasana Hakan. Ayakkabıları çıkardık. Mesele sadece senaryonun kötü olması değil Semih. Affedersin ama taklit kere taklit. Yani bu avare filmi vardı. Oradan tamam turist Ömer çıktı. Ama oradan da bu aylak Taner çıkmasın rica ediyorum. Ben böyle bir şey duymadım. İlk defa duyuyorum. İşte şimdi öğrenmiş oldum. Ben söyledim öğrendim. Şimdi. Bu senaryo size gelmedi mi hocam? Geldi. Yani kötüyse ilk başından beri kötüydü. Şu saatten sonra itiraz etmeseniz. Haksız mıyım? Sete çıkmadık mı biz? Çıktık. İşte insan bir ümitle değişik iyi bir şey olacak sanıyor. Bak bu arkadaşa başrolü vermişsin ama yani tırnağı bile olamaz. Mesele senaryo mu, artist mi hocam? Adam okudu, beğendi. Siz okudunuz, imzalaştık. Yani ben anlamıyorum ki. Dün mü geldi size senaryo? Ucuz iş olacak diyorum Semihciğim, ucuz iş. Bak burada ben sadece kendimi değil seni de düşünüyorum. Ya ilki vasattı. Öteki onu taklit etti, vasatın altı oldu. E peki bu ne olacak? Bunun sonu resmen pesmailik. Yahu hocam sen bu işi halledersin. Bu film bak kapalı gişe girecek bütün Anadolu'da. Sen çok da şey yapma bunları unutacağız biz. Bu adam nereden çıktı ya? Sadece bir defa teklif edeceğim. Kabul ettin, ettin. Etmedin, bunu da bulamayacaksın. Sinemaları bugün bana satarsan aynı fiyata geri alırım. Sinemalarının satılık olduğunu nereden çıkarttın? Semih ya, işitiliyor her şey. İllaki ihtiyacın olacak. Ha sen yangını duydun. Bu huyuna bayılıyorum Reha Bey. Bir halt ediyorsun ama onu karşındakinin iyiliği içinmiş gibi yapıp rol kesiyorsun ya. Muazzam. İnsan illaki ait olduğu yere geri dönüyor değil mi? Layığını bulmuşsun Hakan. Reha Bey, televizyon hurdasını ne yaptın? Eskiciye vereydin. Belki karşılığında sana mandal, leğen falan verirdi. Gel bakayım buraya. Hop. Ben gidiyorum. Çok geç kalmayacağım. Üzme anneyi, tamam mı? Gel bir öpücük.
söyleyeyim. Nereye canım? İşe anne. Söyle Adliyan. Kimdi o çocuk? Dün akşam seni eve bırakan? Yusuf. Filmin rejisörü. Rejisör arkadaşım. O mu çekecek filmi? Çok genç değil mi o? Aynı yaştayız anne. Tülin, sana bak bir şey söyleyeceğim, bir kere söyleyeceğim. Muhtemelen her gün söyleyeceksin. Lüzumluysa söylerim. Otur. Otur. Ne oldu anneciğim? Söyle. Dinliyorum. Ben artık sinemacı damat istemiyorum. Rejisörüydü, artistiydi, prodüktörüydü, yazarıydı. İstemem. Hepsi aynı bokun soyuymuş, gördük. Aklın başına topla artık. Yalan dolan işlerle gün geçirmeye meslek diyorlar. Böyle. Bunların hiçbirinden bir halt olmaz. Olsa da sana bir faydası olmaz. Evine koca olmaz. İstemiyorum, anladın mı? Ananı düşünmüyorsan çocuğunu düşüneceksin. Bak, ben seni babasız büyüttüm. Sor bak nasıl büyüttüm. Tamam. Tamam mı? Bundan sonra başka bir yerde koca ararım artık. Var mı bir önerin? Endişelenme. Biliyorum sen beni tek başına büyüttün. Ama ben oğlumu anneannesiyle birlikte büyütüyorum. Tamam mı? Merak etme anneciğim. Söylediklerin de aklımda. Ben de tekrar bir facia yaşamak istemiyorum zaten. Niye geldin Semih? Sen niye buradasın Gazel? İyi değilim. Burada iyi olacağım. Neyin var? Kusurluyum. Herkes yapar diyeceksin. Bastırmak iyi değil diyor doktor. Sessiz kalmak bana iyi gelmiyor. Ama susuyorum anlaştığımız gibi. Bak Gazel. Dinle beni. Seni buraya Ekrem yatırdı. Çünkü bizi biliyor. İkimizi biliyor. Emin misin? Zeki'den öğrenmiş. Seni cezalandırmak için buraya kapattı Gazel. Bunu hak etmiyorsun. Ekrem sana ne ceza verdi? Benim cezam da şirketimin iflası, bunca yıl kurmaya çalıştığım her şeyin yok olması demek olacak herhalde. Bilmiyorum. Ben bir şekilde başa çıkarım Gazel. Ama senin burada kalmana izin vermem. Ben burada iyiyim Semih. Cezam buysa çekmeye razıyım. Cezamı çekeyim ki Ekrem beni affetsin. Tamam, bak. Hata yaptık, bedelini ödeyeceğiz dedik. Konuştuk bunları. Bak Tülin beni boşuyor. Ama burası böyle kapatılmak filan, Gazel. Üzüldüm boşanmanıza. Kalacak mısın yani? Ama sana yardım edebilirim. Nasıl? Ekrem ne yaptı anlatmadım. İçeride masanın altında bir kasa varmış. Şifreliymiş, öyle dedi. Senin senet orada mıymış? Önemli belgeleri orada saklar dedi. Yani? Ne yani oğlum? Enişte, o kadın sana niye yardım ediyor ben onu anlamıyorum. Tülin'in beni terk ettiğini duyunca herkes zaten cezasını çekiyor dedi. İnşallah, inşallah.
Ekrem Bey. Buyurun gelin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dün de karşılaştık. Daha önce Reha Bey'in yanındaydınız. Doğrudur Ekrem Bey. Hakan'la biz yıllarca birlikte çalıştık. Sonra küçük bir ara verdik. Şimdi tekrar birlikteyiz Ekrem Bey. Buyurun. Oradan yardım alıyoruz. Seyahat tarihi doğrulandı. Marlon da orada olacak. Hatta Armstrong da. Bizzat kendisi. Kovandan uçacak arılar. Zamanı geldi. Haysiyetli ve yarışır bir yolculuk olacak. Kim haber vereceğini biliyorsun. Alo, ben Kartal. Bu davetler konusunda bir iş bölümü yapalım. Siz Yeşilçam kısmıyla aktörler, aktrisler vesaire. Ben de diğer tarafla ilgileneyim. Diğer taraf? İşin daha resmi kısmı diyelim. Bakın şöyle bir liste hazırladım. Bu isimler biraz iddialı bir liste değil mi Ekrem Bey? Biz de iddialı bir girişimde bulunmuyor muyuz Semih Bey? Türk sinemasının çehresini değiştireceğiz diyoruz. Bazı isimlerin sinemayla alakası yok. Şaşkınlığım o yüzden. Ben müsaadenizle acaba lavaboya... Tabii. Size yardımcı olsunlar. Buyurun. Tabii siz daha iyisini bilirsiniz. Sonuçta böyle isimlerin olduğu listeye itiraz etmem mümkün değil.
E buyur birlikte yapalım. Beklemeyeceksin herhalde. Hedeflerimiz için en doğru günü tespit ettik Semih Bey. İnsanoğlu Ay'a gidiyor. İnsanoğlu hayal ettiği her şeyi yapıyor. Bizimki de o kadar görkemli olmasa da büyük bir hayal. Doğru. Hah. Yürü 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 yürü. Aferin. Aferin. Kuç kuç. Otur. 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 Hah. Biz müsaadenizi isteyelim Ekrem Bey. Ha. Tabii, müsaade sizin. Vakit yaklaştıkça heyecanımız da artıyor. İyi günler. İyi günler. Ekrem Bey. Bir dahaki görüşme, evet, yüz yüze. Bu son. Ah, tiyatro salonu. Bu kuvvetin olacak. En iyi o değerlendirecektir. Satsa bile parayı en iyi şekilde harcar. Değil mi Tahir? Avukat Bey, zaten malım ne kadar? Nakitin ne olacağına karar verildi. Bir salon, bir araba, bir ev, ıvır zıvır. Senin takip etmen gereken bu ev olacaktır. Kira geliri ihtiyacı olan genç bir kızın tahsili için harcanacak. Allah gecinden versin Belkıs'ım. Ama anladım. Ya hadi Hakan ya, ne aldın çıkar. Ya tamam enişte, ne yapayım, pantolonumu indireyim. Arabada da rahat vermedin. Elimize ne geldiyse aldık işte, al. Buradadır senin. Çekil. Ne bunlar ya? Al. Oh lan, en azından borçtan kurtulduk be. Senin nasıl o ortaklıktan kurtulman lazım. Nasıl olacaksa o iş. Oh. Bakalım senedin kaybolduğunu ne zaman anlayacak? O anlayana kadar da. Ortalığı dağıtmadım eğer onu soruyorsan. Ama var ya enişte, bir ara o köpeği gördüm ya, ana dedim canavar. Yakalandık geçtim, bu hayvan beni yer bitirir dedim ya. O öyle ya. Başta bir diş gösteriyor, sonra seviyorsun, hemen gevşiyor. Bir şey buldum. Impala. Bu senin için bir şey ifade ediyor mu? Kimmiş? Biri değil. Tekne adı. Niyazi'nin evraklarını kurcalarken evrakların arasında fotoğrafı buldum. Oğlum, Impala isimli bir tekne. Sahibi kimmiş, neciymiş, kime aitmiş bir öğrenin. Beceriyorsun bu işi mi?
Bu ne lan? Yanan mallar efendim. Sigortalı değilmiş. Gel. Efendim, Impala ile ilgili. Ekrem Haznedaroğlu diye birine ait. İngiltere bağlantılı bir iş adamı. Uzun yıllar orada ikamet etmiş. Birkaç yıl önce işini buraya taşımış. Son olarak Büyük Film Stüdyoları diye bir teşebbüsü var. Yeni bir şirket kurmuş burada. Yerli bir ortakla. Filmci. İsmi... Semih Ateş. Evet efendim. Semih Ateş'i hemen alıp gelin bana. Annesi gelmiş. Oğlum benim, oğlum. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Azıttı bu oğlan, azıttı. Kudurup. İyice kudurdu babası gittikten sonra. Zaten kuduruptu. Dur oğlum. Dur çocuğum. Çocuğum. Aa. Berkıs mı? Oğlana almış bunu. Üstüne de adını yazdırmış. Sana da bir şey getirdi. Sakla sonra verirsin dedi. Ne zaman geldi? Hastaydı anne. İyiydi vallahi, maşallahı var. Yataktan kalkamıyordu. Aman. Ona bir şey olur mu be kızım? Al bak.
Yardım canım.